Merhabalar. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki başlığımız demuraj. Türkçesi ise konteyner alıkoyma şeklinde Türkçeleştirebiliriz. Fakat kullanım olarak genel kabul görmüş şekliyle demuraj olarak kullanıyoruz. Demuraj masrafı nedir? Neden oluşur? Hangi şartlarda başlar ve ne zaman sona erer? Ve kim tarafından uygulanır? Yani muhataplar kimdir? Şimdi kısaca demuraj konusuna geçelim. Yine tablomuz, grafimiz aynı. Gemimiz limana 14.9 tarihinde gelmiş ve konteynerimiz de 14.9 tarihinde tahliye olmuş ve limana indirilmiş. Aynı liman ardiyesindeki storage'daki gibi demuraj bu tarihte başlar, saymaya başlar. Peki bunun muhatabı, bunu uygulayan kimdir? Bunu uygulayan bu sefer liman işletmesi değildir. Çünkü liman işletmesi liman sahasının kullanımıyla ilgili olan storage masrafını zaten arka planda başlatmıştır ve onun adı da liman ardiyesidir, storage'dır. Fakat demuraj liman ardiyesinden bağımsız olarak konteynerin sahibi olan armatör tarafından uygulanır. Liman storage'ı neden uygulardı? Her inen, her tahliye olan bir konteynerin bir an önce liman sahasını terk etmesi ve döngüsünü çok hızlı bir şekilde tamamlamasıydı. Bu seferki başlığımız olan demurajda ise taşımasını gerçekleştirmiş ve nihayete erdirmiş olan armatör konteynerinin bir an önce boşaltılmasını ister. Nasıl liman işletmesi limandaki döngünün İstenen performansta devamı için her bir konteynerin bir an önce liman sahasını terk etmesini istediği gibi armatör de her gelen bir konteynerin tekrar bu konteynerin farklı ihracatta kullanılabilmesi ve kendi döngüsünün içine sokulabilmesi için ithalat konteynerinin bir an önce boşaltılmasını ister. Peki demurajda free time, serbest süre var mıdır? Evet, serbest süre free time vardır demurajda. Bunu uygulayacak olan birim kimdir? Armatördür. Türkiye limanlarında birçoğunda diye düşünelim ve standart konteynerlerden yani özellikle ekipman olan open top ve flat rack konteynerler haricinde standart konteynerlerden genel itibariyle 7 gün demuraj serbest süre vardır. Bunu armatörlerin birçoğu sağlar. Demuraj serbest süremiz 7 gün. Bu ne demek? 14.9'da gelen konteyner gün hesabına dayanır. Gün hesabıyla işler. Takvim günü hesabıyla işler ve hafta sonu ve bayramlar dahil olmak üzere hesaba dahil olur. Bu ne demek? 14.9'da tahliye olan ithalat konteynerimizin demurajı 14.9'da başlamıştır. Standart serbest demuraj free time ise serbest süresi ise 7 gün olarak düşündüğümüzde takvim günü esasına dayanır. Bu ne demek? Takvim günü şeklinde size belirtilir. Yani geminiz cumartesi günü geldi ve tahliye oldu konteyner. Cumartesi günü itibariyle hesaba dahil olur. Uzun bir bayram arefesinde gemi geldi ve konteyner tahliye oldu. Tatil fark etmeksizin, resmi veya bayramlarda fark etmeksizin takvim günü esasına dayanır. 14.9'da geldiğini düşündüğümüzde 7 günde demuraj free time'ımız var ise tamamıyla takvim günü hesabıyla gider. Bu ne demek? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuralarda konteynerimizi boşaltıp armatörün belirtmiş olduğu yine liman veya herhangi bir
depo ya konteyner boş olarak teslim edilmesi durumunda şu tarihlerde yapılması durumunda demuraj oluşmayacaktır. 7 günlük bir demuraj serbest süre de ilk demuraja gireceği gün 21.9 tarihi olacak. Bu şekilde basit bir örneklendirme ile demurajın nasıl başladığı, hangi tarihte başladığı, hangi tarihte sona erdiğini ve hangi gün esasına dayandığını açıklamış olduk. Buradaki demuraj free time serbest süre değişkenlik gösterebilir. Neden? Çünkü az önce belirtmiş olduğumuz gibi demurajın uygulandığı nokta, çıktığı nokta uygulayıcısı tamamıyla armatörün kendisidir. Çünkü konteynerin sahibi armatördür. Peki madem armatör free time veriyor, neden her yüklemede biz daha uzun demuraj free time'lar alamıyoruz? Şimdi armatörlerimiz halihazırda bir standart sağlamış oldukları free time var. Bunu ithalatçılara sunmaktalar. Fakat bundan daha uzun demuraj free time gereksinimlerinizde navlun çalışmasına başlamadan önce mutlaka bunu bildirmeniz gerekiyor. Çalışmış olduğunuz armatöre veya forwarder'a mutlaka iletmeniz lazım. Sağlayamazlar mı? Elbette ki gerekli kontroller yapıldıktan sonra talebin nedeni doğrultusunda demuraj free time arttırılabilir. Fakat bu beraberinde neyi getirir? Navlununuzun bir tık daha yukarıda olmasına neden olur. Dolayısıyla çalıştığınız forwarder veya armatörle yükleme yaptığınız ülkeden çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka demuraj free time'ını kontrol etmeniz gerekmekte. Veya teklifte zaten belirtilmiştir bu durum. Belirtilmediyse de mutlaka sormanız gerekmektedir. Çünkü genel itibariyle tarife neyse o şekilde işletilir. 7 gün değil, eğer 14 günse, 14 günse diyelim, bu yine 14 günlük takvim günü esasına göre çalışır. Peki nasıl bir barem uygulanır? Baremde kısaca şöyle özetlemek gerekirse, evet, hesaplamamızda kullanacağımız barem şekli örneklendirme olarak bu şekilde olacak. Bu tablomuzda baktığımız zaman ne görüyoruz? 20'lik 40'lık konteyner tipi standart olduğunu düşünüyoruz. Çünkü standart dışı, gabeli dışı özellikle ekipmanlarda genel itibariyle armatörler kesinlikle demuraj free time sağlayamamakta veya çok kısıtlı olarak sağlamakta. Biz standart free time üzerinden, standart container'ın free time üzerinden, demuraj üzerinden hesaplama yapacağız. 20'lik ve 40'lık standart ekipmanlarda genel olarak düşünecek olursak 7 gün olduğunu varsaydık. 7 günlük bir serbest sürede şöyle bir tabloyla, baremle karşılaşacağız. Free time'ımız 7 gün. İlk 7 günde uygulanacak herhangi bir masraf yok. Az önce ne dedik? 14.9'da geldiğini düşündüğümüz bir konteyner için 7 gün free time serbest süre uygulanması durumunda 14 ve 20. günler 14 ve 20 Eylül arasında herhangi bir masraf oluşmayacak. İlk demuraj günü 21 Eylül olacaktır. Şimdi bu doğrultuda bundan bağımsız olarak uygulanacak hesaplamamızda kullanacağımız tablo barem şu şekil olacaktır. Bu değişkenlik gösterebilir. Bu bir örneklendirmedir. Bunu şimdiden belirtmek isterim. Şimdi free time'da standart olarak verileni her zaman belirtir. 7 gün veriyorum der armatör. Free time'dan sonra 8 ila 8 ve 12. günler arası yani ilk 5 gün 8, 9, 10, 11, 12 ilk 5 gün 20 ila 40 dolar. Bu tutarlar bu masraflar tamamıyla örneklendirmedir ve değişkenlik gösterebilir. Daha sonrasında 13 ile 13 ve 17. günler yani ikinci 5 gün. Burada ne diyelim? 30'a 60 diyelim.
uygularım der. Ve sonraki günlerde de 60'a ne diyelim, 100 diyelim. Şimdi bu tabloya baktığımızda ne anlıyoruz? Az önce ne yapmıştık? İlk demaraja gireceği gün 14.9'da geldiğini düşünürsek, 7 günde demaraj free time olduğunu düşünürsek 21.9'dur. 21.9'dur. Konteynerimiz ne zaman boşa çıksın? Konteynerimiz da 27'sinde boşa çıkmış olsun. Yani 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Takvim günü esasıyla gidiyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gün demiraj oluşmuş mu? 7 gün. Toplam 7 gün free time var. Free time'dan sonra da 7 gün oluşmuş. Hemen buraya bakalım. Burası zaten birinci 5 gündü. Burası ikinci 5 gün. Oluşan ise free time'dan sonra toplam 7 gün. Yani burada nasıl hesaplamamız gerekiyor? 40'lık bir konteyner olduğunu düşünelim. Şu hücreye 5'i her halükarda yazıyoruz. Eğer geçiyorsa 5. Geriye kaldı kaç gün? 2 gün. 2. Bu durumda ne yapacağız? Pardon, çok özür diliyorum. Buraya 5. Buraya 2 yazacağız. Çok pardon. Çünkü burası free time alanına tekabül ediyor. Buraya 5 yazdık. Şurayı şöyle yapalım. Buraya 5 yazdık. Buraya da 2 yazdık. Çünkü toplamda 7 gün demaraja kalmıştı. Dolayısıyla 40'lık konteynerimiz olduğu için de 40 çarpı 5 ve 60 çarpı 2 toplamı bize demarajı veriyor olacaktır. Kısaca demaraj hesaplaması da bu şekilde olmakta. Peki benim demaraj free time'ım serbest süren 7 gün değil. Ben bu işin en başında 17 gün almıştım. 17 gün almıştım. Armatörüm bana bunu sağlamıştı. Peki bu durumda ne olacak? Şu demuraj hesaplama Brent tablosundan uygulanması durumunda ki çoğunlukla da bu şekilde olmakta, rakamları düşünmez ise, çünkü rakamlar değişecektir. Bu sadece bir temsili hesaplamadır. 17 gün free time almış olmanız durumunda ne olacak? 17 gün içinde boşaltırsanız yine problem yok. Ama 17 takvim gününün sonrasında yine 7 günlük bir demuraj oluşur ise ne oluyor? Bu sefer direkt thereafter, sonraki günlerden hesaplanır. Sonrasın olarak hesaplanır. Neden? Çünkü armatör zaten size 17 gün demuraj free time vermiştir. Yani 17. güne kadar, 17. günde buraya tekabül ediyor. Fakat siz 17. günü de geçtiğiniz için thereafter sonrası olan baremden hesaplar. Yani 17 gün demurajınız var, demuraj free time'ınız vardı, 7 gün demuraj oluştu. Bu durumda direkt 7 çarpı 100 olur. 40'lıksa konteynerınız direkt 700 dolar demuraj masrafı oluşmuş olur. Evet, demurajla ilgili kısaca bahsetmek istediğim ve sizlere iletmek istediğim konular bunlardı. Hızlı bir şekilde toparlayacak olursak, demuraj armatörün kendisine aittir. Konteyner alıkoyma olarak düşünebiliriz. Konteynerinizin yine tahliye olduğu gün itibariyle başlar ve size sağlanan free time
ma kadar olan ki takvim gününde herhangi bir demiraj masrafı oluşmaz. Fakat onun aşılması durumunda da uygulanacak olan bir barem tablosu vardır ve o tablo doğrultusunda demiraj masrafınız hesaplanır ve konteynerin tarafınızdan boşa çıkartılıp tekrar armatörün belirtmiş olduğu liman veya depoya teslimi ne kadar sürer? Teslim edildiği gün itibariyle de noktalanmış olur ve ikisinin arasındaki demiraj free time'ı aşan gün sayısı bu barem tablosu karşılığında hesaplanır ve tarafınızı demiraj masrafı yansıtır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Demiraj masrafından, maliyetinden bertaraf olabilmek için mutlaka bir serbest süre kontrolü yapmanız ve sonrasında da tabii ki o serbest süre içinde konteynerinizi çekmeniz size maliyet avantajı sağlayacaktır. Dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere.